Bu da diyor ki, kıymetli hocam, şu sorularımı çok acele cevaplandırmanızı rica ederim. Bir daha gelemeyeceğim. Ölen komşumuzun bende hakkı var. Bunu nasıl ödemem lazım? Birincisi, bir insan bir müminin hakkını yemişse, ona karşı bir haksızlık, bir zulüm yapmışsa, gidip helallaşması lazımdır. Hayatta olduğu müddetçe. O vefat ettikten sonra da onun mirasçılarıyla gidip helallaşması lazımdır. Ama kalbini kırmış, gıybetini etmişse, bu onun namına istiğfar etmeden başka, onun namına yapacağı istiğfardan başka hakkında söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Dua etsin. Ama Allah affeder mi, etmez mi? İnşa afa ve inşa azzebe. Bir şey diyemeyeceğim. Behemhal hayattayken gidip helallik almak lazım. Gıybet etmişse, çekiştirmişse, tezif etmişse, tahkir etmişse, gitsin desin ki ben senin hakkında uygunsuz, naseza sözler sarf ettim. Beni bağışla desin. Öbürü bağışlamasam dese dahi bağışlanmış demektir o iş. Bitti artık. Bu kadar. Ama bunu yapamamışsa, böyle fiili bir şeyden ötürü mahkeme-i kübrada durumu nasıl olur? Bir şey diyemem, bu Allah'ın bileceği bir şeydir. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Ama o komşusunun yediği bir hak ise, zimmetine geçen bir hak ise şayet, bunu götürüp mirasçılarına vermesi lazım. Yakınlarına vermesi lazım. Yakını yoksa onunla alakadar olanlara vermesi lazım. Behemhal onun hayrına sarf edilebilecek, ona yakın birisine vermek lazım.